Herkese merhaba değerli dostlar. Torunlar Gayrimenkul'ün 3. çeyrek bilançosu geldi. Birazcık kötü geldi. Bunun nedenlerinden bahsedeceğiz. Olumlu yanlarına bakacağız, olumsuz yanlarına bakacağız. Aynı şekilde şirketin bilançosunu ve takaslarını inceledikten sonra teknik analize son vereceğiz, analizimize. Suani sahibi Twitter'dan Bilal Özkan'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şirketin isterseniz hemen yüzeysel önemli birkaç verisini söyleyeyim. Ondan sonra da detaylara girelim. Şirketin şu an 13.2 milyar TL toplam kaynakları var. Bu yüksek bir oran gayrimenkul sektöründeki ender ve büyük şirketlerimizden. Tabii bu faaliyetlerinin yüksek oranı kira geliri şirketin. Yani önemli oranı diyeyim daha doğrusu. Bu yıl başında yaklaşık 13.7 idi. Birazcık bu sene birazcık sıkıntılı geçiyor diyebilirim. Ve şu an şirket 776 milyon TL'lik satış geliri elde etti. Yani hasılatımız 3. çeyrekte 776 milyon TL ve bunun %44'ü kira geliriyken %46'sı konutlardan, satışlarından gelen bir gelirdi. Şirketin son 4 yıldaki büyüme verisine bakarsak %90 üzerinde büyüme var. Tabii bu hisseye yansımadı. Bu birazcık geride kaldı. Bunun sebebi de gayrimenkul sektöründeki şirketlerimizin temettü ödeme konusunda birazcık çekimsel davranmaları, ama halka arz olurken kendi tüzüklerinde de yazan %50'ye kadar temettü karlı verme, yani karlarından %50'sine kadar dağıtma şeklinde karar alacaklarına ilgili beyanları vardı. Ama bunları genellikle gelişen piyasalarda, bilhassa faizlerdeki hareketlilikten kaynaklı politika sorunları yaşanıyor. Bu yüzden bu hisseleri genellikle sektör 0.50, yani defter değerinin, piyasa değeri bölü defter değeri dediğimiz şirketlerin geneli yarısının altından işlem görüyor. Bu emlak konut için de bu şekilde. Olumsuz yanlarına bakarsak şirketin şu anda etmiş olduğu zararı tamamı diyeyim size şirketin döviz borcundan kaynaklanan bir zarar. Şirketin şu an net borcu 4.5 milyar TL seviyesinde ve 1.7 milyarlık döviz borcundan dolayı 519 milyon dolar kur gideri oluştu şirkette. Ve geçen seneyle kıyaslarsak bilançoyu, 61 milyon TL olan zararımız şu an 442 milyon TL'ye çıkmış durumda. İsterseniz şöyle bilançoya geçelim. Bilançodaki birkaç veriye bakalım. Şirkette son 4 yılda 3. çeyrek verilerinde neler olmuş? Şirketin dönem varlıklarına baktığımız zaman, yani bir seneden daha kısa, bir sene ve daha kısa sürede nakit ve benzerine çevrilebilir varlıklardır bu dönem varlıklar. Bunun 2.7'den 1.3-1.4 seviyesine kadar düştüğünü görüyoruz. Şirketin aynı şekilde nakit benzeri varlıklarında da düşme görüyoruz. Yani sektör gerçekten daralıyor şu anda. Şirketin stoklarına baktığımız zaman aslında stoklarını da büyük oranda azaltmış 4 seneye nazaran. Aşağıya doğru inelim birazcık daha. Gelir tablosundan da birkaç bir şey göstereyim size. Çok kafanızı karıştırmadan. Şöyle gelir tablosuna baktığımız zaman az önce bahsettiğim 776 milyon TL seviyesinin burada birkaç tane kesinti var. Burada aslında 776 milyon bu rakam. 776 milyon TL seviyesinde satış geliri elde etmiş, yani hasılatımız. Şirketin satış maliyetlerine bakarsak maliyetlerinde ciddi oranda artış var. Yani giderlerimizde yüksek oranda artış var şirketimizin. Şöyle aşağı inelim tekrar. Net karımızda görelim. -442 milyon TL. Bu rakam çok yüksek bir rakam. Yani şirketin zor durumda bırakacak bir rakam değil tabii ki bu kadar büyük bir şirkete, ama şirketin genel itibariyle piyasa şartlarına baktığımız zaman emlak konut da aynı durumda. Diğer gayrimenkul şirketlerinin çoğu da aynı durumda. Faizler arttırıldığı zaman insanların konut alma gücü düştüğü için bu şirketlerin de aynı şekilde karlarında büyük oranda satışlarında düşüş oluyor. Torunlar Gayrimenkul'ün mesela bu yıl içinde pandemiden kaynaklanan kiralardaki düşüşten dolayı %25 zararı oldu. Mesela %44 kira geliri vardı o 776 milyonluk hasılatın içinde. O rakamında aldıkları %44 kira gelirinin de %25'i ne yazık ki iyileştirmelerden dolayı faaliyet zararı olarak şirketin kasasında bir delik oluşturdu. İsterseniz şirketin teknik analizine geçmeden önce yılbaşından beri takaslarda neler olmuş onlara da bakalım kısaca. Torunlar Gayrimenkul'ün yılbaşından beri, yani Doğuşa Bank'la Citibank
Gördüğünüz gibi ikinci ve üçüncü en iyi ortaklardı hissede. Yaklaşık bu 10 aylık süreçte Deutsche Bank'ın 18 milyonuna elindeki lotun %40-45'ini sattığını, Citibank'ın ise elindeki lot miktarının neredeyse yarısını sattığını görüyoruz. Bunu ne zaman satmış peki? Şöyle son 3 aya bakalım bir de. 10 aylık bölümdekini gördük. Şimdi 3 aylıktakine bakalım. Citibank'ı gördüğünüz gibi 8 milyon lot civarında son 3 ayda. Yani bu sattığı 15 milyon lotu, düzeltiyorum, 17 milyon lotun 8 milyonunu sadece 3 ay içinde, son 3 ay içinde satmış. Deutsche Bank ise yılbaşında, yani Covid döneminin hemen başlangıcında gerçekleştirmiş bu satışı. Ve son ay içine baktığımız zaman da artık bu bizim son görüntümüz. Deutsche Bank'ın elinde artık 31 milyon lot kalmış, 50 milyondu. Citibank'ın elinde 32 milyondu, şu an 15 milyon kalmış. Ve Citibank'ın son ay içinde bu düşüşte 2 milyon lot kadar hisseye destek aldığı görünüyor. Şirket hisseleriyle ilgili önümüzdeki süreçte bu şirketin son çeyrek bilançosunun da zarar açıklayacağı artık çok ortada. Dolar kuru yükselmeye devam ederse bu şirket hisselerinde baskıya neden olacaktır. Ve önümüzdeki süreçte faiz indiriminden ziyade faiz arttırımını konuştuğumuz için bu şirketlerin en yakın ikinci çeyrek, yani 2021 yılının ikinci çeyreğine kadar baskı altında kalabileceğini düşünmek zorundayız. Şirketlerin satışları bu yönde negatif yönde etkilenmeye devam edecektir. Şöyle teknik olarak baktığımız zaman şirket hissesinin 3.40 bölgesinin çok önemli bir nokta olduğunu görüyoruz. Şuraya bakarsanız burası kırıldıktan sonra hissede sert bir yükseliş olmuş ki burada Citibank'la Deutsche Bank'ın yüksek miktarda satış yapıp düşürdüğü görülüyor. Yani burada hisseleri aşağıdan aldıkları lotları yukarılardan belli miktarlarda satış yaptıkları görünüyor. Yani bunun gibi hisselerde yüksek miktarda hareket olmasının sebepleri tam olarak şirketin o dönemdeki hareketlerinden kaynaklanıyor. Yani geçtiğimiz aylarda faiz indiriminin gelmesiyle yüksek miktarda stok eritmişlerdi bu gayrimenkul şirketleri. Mesela emlak konut yaklaşık 8 ayda satmadığını bir hafta gibi kısa bir sürede satmıştı o hafta. Ondan sonra tabii yüksek konut satışından sonra aniden faizleri yukarı çıkartıldı ve taksit sayıları düşürüldü. Bunlardan maksimum derecede etkileniyor bu şirketler. Bunları da göz önüne aldığımız zaman ve şirketin yıl sonunda zarar açıklayacağını göz önüne aldığımız zaman bu şirketin önümüzdeki süreçte yaklaşık şurada 4.40 seviyesinde ikili bir tepeye yöneltenmeden şirkette pozisyon açmak birazcık riskli görünüyor. Şirketin çünkü bu hem dolar kurundan baskı yiyeceği hem de yıl sonu bilançosunun da kötü geleceği beklentisiyle bu hissede baskı oluşacaktır. Önümüzdeki dönemde Biden'in seçildiği kesinleşirse ve Trump'la ilgili bir sıkıntı çıkmazsa seçimle ilgili bu hisse 3.40 seviyesini çok güçlü bir destek olarak kullanmaya devam edecek. Yani bu hisse 3.40'ın altına kolay kolay gelmez. Gelirse de piyasa şartlarından dolayı piyasa aşağı doğru endeks 110 bine doğru 108.500'e doğru giderse bu hisse tertemiz %10 zararınız var. Yani bu 3.40 kırılırsa hisse zaten 3 bölgesine kadar geleceği için %13 civarında bir düşüş gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Ve önümüzdeki süreçte hissenin tekrar 4 TL bölgesine toparlanabilmesi için yaklaşık 3.70 bölgesinin üzerine geçmesi gerekiyor. Eğer bu 3.70'in üzerinde kuvvetlenirse 4 liraya kadar gidecektir. Piyasa koşulları izin verdiği sürece tabii. Ve yabancı satışına devam edip etmediğini kontrol edeceğiz. Eğer yabancı tekrar alıma geçerse teknik olarak hisseyi tekrar inceleriz. Ama bilanço olarak hisse birazcık sıkıntıya girdi diyorum. Ve önümüzdeki senenin ikinci yarısına kadar yani hissede yüksek oranda baskı olmaya devam edecektir. Bilginiz olsun. Hisselerle ilgili, gayrimenkul sektörüyle ilgili tekrar bir kafanıza takılan bir soru olursa mutlaka sorun. Sormaktan çekinmeyin. Ben gördüğüm diye yardım edebildiğimce cevaplamaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.